esnaf esnaf, il il, ilçe ilçe geziyoruz hep birlikte. Ve geldiğimiz nokta, bugün gelinen nokta, seçmeni, İYİ Parti'nin bir başka yaptığı iş, unutulan seçmeni. Manevi değerleri üzerinden çatıştırılan seçmeni. Sesi duyulmayan gençleri, tencere kaynatmakta zorlanan kadınların, esnafın dükkanları içerisinde karşılaştığımız besicilerin, atanamayan öğretmenlerin, 92 puanla atanamayıp 58 puanla arkadaşının atandığı KPSS mağdurlarının, EYT mağdurlarının ve çiftçinin, tarlasına gübre atamayan çiftçinin, atamadık başkanım bu sene, KYK borçlarını ödeyemeyen çocuklarımızın, 4 yıllık üniversiteden mezun olup işsiz gezen gençlerimizin sesi olduğumuz, bu gerçek dertlerin, emeklinin sesi olduğumuz, gerçek dertlerin konuşulması yerine manevi değerler üzerinden çatıştırılıp şapkamı açsam, ceketimi açsam seçilirim rahatlığını, konforunu ortadan kaldırdık, birlikte kaldırdık. Yaptığımız bir diğer önemli değişiklik de o. Bundan sonra ağaların işi zor. Şimdi bizleri çatıştırmak için, insanlarımızı çatıştırmak için ortaya koydukları her türlü abidik rubidik ortadan kalkıp gidiyor, seçmeni etkilemiyor. Seçmeni veli nimet haline getirdik hep birlikte. Ve şimdi son olarak elbette başbakanla talibim. Partimiz birinci parti çıkacak. Ona da inanıyorum. İnşallah. Ama bir şey daha inşallah yapacağız. İnşallah. Siyasetçi takımından yaptık zaten de hani bunu ayna tutacağız. Siyasetçi takımının rahatını bozup seçmenin her şeyin hakimi olduğu, seçmenin veli nimet olduğu ve beraber el ele tutuşup bu harami düzeni yıktığımız, bu haram düzenini yıktığımız, helal oylarımızla yıktığımız bir yeni döneme gelmiş bulunuyoruz. Bunun da yol başçısı sizlersiniz. Bu iradenin de iyi ki varsınız. Allah bin kere razı olsun.